Herkese esenlikler değerli insanlar. Bir videoda daha bu güzel havada birlikteyiz. Gerçekten çok güzel hava var. Hem güneş yakıyor hem de sakin. Böylesi bir havada yine Kur'an ayetlerinden ve ilgili hadisten bahsedeceğim arkadaşlar. Ayetin yani konunun ana ayeti Tahrim suresidir ve şu soruya bağlı. Helal ve haramı kim belirler? Yani peygamber de helal ve haramı belirleyebilir mi? Yani insanlara şu haramdır, şu helaldir diyebilir mi? Veya şunu yapın, şunu yapmayın diyebilir mi? Kur'an mealcileri ne ve müfessirlere bakarsak bunlar diyorlar ki hayır efendim. Peygamber bir elçidir. Elçi ne demektir? Elçi buradan alıp haberi başka yere götürmektir der. Derler ki işte Allah'tan gelen vahiyleri, haberleri, kuralları, yasakları, yasak olmayanları insanlara bildirme görevidir. Peygamberin görevi budur. Kendiliğinden bir şey yapmaz, kural koyamaz derler. Biz bunun böyle olmadığını göreceğiz arkadaşlar. Ana ayette Tahrim suresi 1. ayet. Tahrim suresi 1. ayetinde ne diyor? Peygamber, iki görüş var burada. Eşinin birinin yanında bal şerbeti içer. Daha sonra eşi başka eşlerine söyler bunu. Onlar da sıra kendilerine geldiğinde derler ki senin ağzın kokuyor. Tıpkı bu şeyler var hani çam ağaçlarında o reçineler var. Sarı bir şey vardır o gövdelerinde. Onun kokusundan bir koku var ağzında derler. Bunu deyince peygamber de bir daha bal şerbeti içmeyeceğine yemin eder derler. Bir başka görüşte şu derler ki onlar da peygamber Hafsa'nın evinde Hafsa'yı babasının evine gönderir. Cariyesi Maria'yı çağırır ve orada ilişkiye girer Maria ile. İlişki esnasında Hafsa döner gelir ve peygamberi uygunsuz vaziyette yakalar. Sitem eder. Benim günümde, benim evimde, benim yatağımda sen bana bunu nasıl yaparsın der. Benim haysiyetim, onurumla oynadın der. Peygamber de der ki bunu bir başkasına söylemezsen yemin ederim bir daha bu Maria ile birlikte olmayacağım der. Ve Tahrim suresi işte bundan dolayı indi derler. İki şık var. Bir tanesi bal şerbeti içmeyeceğine dair yemin ediyor. Bal şerbeti helaldir. Kendisine haram sayıyor. İkincisi Maria ile cariyesiyle ilişkiye girmeyeceğini söylüyor. Yemin ediyor. Cariye ile ilişkiye girmek haram değildir, serbesttir. Evet. Peki peygamber cariye ile ilişkiye girmeyeceğine neden yemin ediyor? Bilmiyor mu Allah'ın helal kıldığını onu? Biliyor. Nereden biliyor? Ayetler var. Mesela Nisa suresi 24. ayet. Aynı zamanda Müminin suresi var arkadaşlar. Müminin suresinin 6. ayetinde cariye ile ilişkilerinden dolayı müminler kınanmaz der. Peki bu Müminin suresi ve Nisa suresi Tahrim suresinden önce mi sonra mı? İniş nuzul sırasına göre. Önce. Mesela Tahrim suresi 107. sırada iniş sırasına göre. Müminin suresi 74, Nisa suresi 92. sırada. Peki peygamber bilmeden mi bu ayetlerin farkında değil mi? Farkında olmaz olur mu? O halde şimdi bu mealciler ve Kur'ancılar diyorlar ki efendim elçi bu demektir. Tahrim suresinde bunu açık net bir şekilde belirtmiştir. Helalı ve haramı Allah belirler diyorlar. Şimdi bakın arkadaşlar. Bunun ekstra videosunu da yaptım ben zaten. Bakara suresi 180 var. Orada Ayette der ki ana baba ve yakınlarınıza birinize ölüm geldiği zaman eğer geride mal bırakıyorsanız vasiyet edindir. Vasiyet edindir. Peygamber Veda hutbesinin 30. bölümünde de ana baba ve yakın akrabalara vasiyet etmeye gerek yoktur der. Onların haklarını Allah belirlemiştir der. Yani Bakara suresi 180'i ortadan kaldırır. Peki nasıl karar veriyormuş? Peygamber hükmedebiliyor muymuş Allah'ın dışında? Allah'ın ayetine rağmen etmiş. Ve aynı zamanda bakın başka bir ayet daha var. Tevbe suresinin 29. ayeti. Orada da der ki Tevbe 29'da Allah'ın ve Resulünün haram saydığını, haram saymayanlarla. İşte devam eder orada. Dinini kabul etmeyenlerle, memnunlarla cihad edin. Onlar kendi elleriyle cizye verene kadar onlarla savaşın der ayette Tevbe suresi 29'da. Ne diyor? Allah'ın ve Resulünün haram saydığını. Hem Allah'ın haram saydığını hem de Resul'ün haram saydığını. İşte buraya itiraz ediyorlar. Diyorlar ki bu elçidir. Elçi Allah'ın bildirdiğini söyler diyorlar. Başka bir ayet daha Ahzab suresinde var biliyorsunuz bu da. 36 ya da 35 olabilir. Ne diyor orada da? Allah ve elçisi bir işe hükmettiği zaman onun başka kimsenin itiraz etmeye hakkı yoktur diyor. Allah ve elçisi bir işe hükmettiği zaman başkasının itiraz etme hakkı yok. Hem Allah hem de elçisi bir işe hükmederse. Burada da yine elçinin bir şeye hükmedeceğini söylüyor. Demin dediğim gibi Bakara suresi 180'i ortadan kaldırıyor. Ve aynı zamanda yine Araf suresi 150'yi açarsanız orada der ki peygamberler onlara kötü, haram ve halal olan şeyleri bildirdi der. Araf suresi 157'de peygamberler onlara iyi ve güzeli ve aynı zamanda emreder, aynı zamanda da helal ve haramı bildirir diyor. Benden gelen şeyleri bildirir demiyor. Örneğin o Tevbe suresinin 29. ayetinde cümle şöyle olsa olur. Allah'ın peygamber aracılığıyla bildirdiği haramları haram saymayanlar dese bir yanı yönü var. Öyle demiyor. Allah'ın ve peygamberin diyor. Dolayısıyla da Allah'ın ve peygamberin dediğine göre hem Allah hem de peygamber haram ve helalı belirleyebiliyor. Demek ki burada da yine ne vardır? Çelişki vardır. Zaten Veda hutbesi 30. bölümü açtığınız zaman arkadaşlar orada görürsünüz. Anaya, babaya ve yakın akrabalara ne diyor? Vasiyet etmeyin diyor. Oysa Bakara suresinin 180. ayetinde edin diyor. Bu bal gibi bir çelişkidir ve bütün şeyi boşa çıkartır. Yani burada şu özellik var. Mealciler ve Kur'ancılar şunu yapmaya çalışıyorlar. Türkiye'de genellikle. Ya kardeşim ayetler neyse onu meal edin, öğretin insanlara. Hadisler neyse, ayetler neyse olduğu gibi öğretin. Kabul eden eder, etmeyen etmez. Ama sizin yaptığınız şey ne? Sizin yaptığınız şey buradaki çelişkileri, akıl dışılıkları, bilim dışılıkları sizler saklamaya çalışıyorsunuz. Burayı kıvırıyorsunuz. Orada öyle değil, böyle diye ne yapıyorsunuz? İnsanların doğru şekilde anlamasını engelliyorsunuz. Aynen burada olduğu gibi Tahrim suresinde öyle diyor. Allah peygambere söylüyor. Diyor ki Allah'ın sana helal kıldığını sen kendine niye haram kılıyorsun? Buradan şunu çıkarıyorsunuz. Allah'ın helal kıldığını peygamber haram kılamaz. Onun için peygamber azarlamıştır. Ama Allah'ın ayetini ortadan kaldırıyor peygamber. Allah'ın ayetini ortadan kaldırıyor. Bakara 180 ortadan kaldırıyor. Ve aynı zamanda diğer ayetlerle bu ayet o zaman çelişiyor işte kardeşim. Allah ve Resulünün haram saydığını, haram saymayanlar. Ne demek? Bunun bir başka bir izahı olur mu? Allah'ın ve Resulünün haram saydığını saymayan. Allah ve Resulünün bir işe karar verdiği zaman İşte Zeynep'le Muhammed'in evliliği. Peygamber istiyor, Allah da istiyor. Ondan sonra hiç kimse karışamıyor buna. O iş olacak. Hem çakışıyor hem ayrışıyor. Evet. Arkadaşlar bir de not olarak şunu söyleyeyim. Bizim kendi köyümüzde korona köye girmiş. Yani büyük bir çoğunluk hastanede, hasta, evde koronaya yakalanmış. Korona yoktur, bilmem nedir falan diyenler var. Sakın ha sakın aldanmayın. Tedbiri elden bırakmayın. Fiziksel mesafeyi sürekli koruyun. Maskeli olmadan kalabalıklara girmeyin. Hatta hiç girmemeye çalışın kalabalıklara ve kendinize dikkat edin. Esen kalın, sağlıklı yaşayın.